yapar. Hadise aynen bugünkü gibi. Âmennâ ve saddakna ya Resulallah. Ya Resulallah, günümüzü gördün, haber verdin. Bir şifa ya Resulallah, bir deva ya Resulallah. Yeter, yeter ya Resulallah. Ufukta güneş bekler gibi bekliyoruz. Velfe gülü leyalin haşrı hürmetine ya Resulallah. Yeter, derdimizi söyledin, dermanımızı Allah katından gönder ya Resulallah. Bizim tepemize üşüşmüşler, bir taraftan pis kapitalist Amerika, bir taraftan pis komünist Rusya, bir taraftan Avrupa, bir taraftan AET, bir taraftan İMT, Yecuc ve Mecuc herifler, ümmeti Muhammed namına yeryüzünde bir şey bırakmak istemiyorlar ya Resulallah! Tepemize üşüşmüşler, kanımızı sömürmek istiyorlar, neslimizi imha ettiler, sırtına kadar soyunup dolaşan kadınlar, Müslümanların kadınları mıdır diye sabahlara kadar korkulur illa görüyoruz ya Resulallah! Bu mekteplerde insan çıkmadı, bu mekteplerde nesil yetişmedi, yavrularımızı ve çocuklarımızı korkunç inkar bekliyor, cehenneme odun yetişiyorlar, isyankar yetişiyorlar. Ya Resulallah, rahmeten lil aleminsin, Ramazan hürmetine bizim şifamızı gönder ya Habiballah! Millet ne hale geldi, memleket ne hale geldi, nesil, insan ne hale geldi, nasıl bir memleket peydahlandı, şaşırıyorum, çıldırıyorum, sabahlara kadar uykusuz, dalgın bir dünya yaşıyorum. Biz böyle mi olacaktık? Biz Kur'an'ın muhatapları, biz Resulullah'ın fedaileri, böyle başıboş, böyle bu şekilde durgun, bu şekilde solgun, bu şekilde perişan mı kalacaktık? Bir örümcek kadar olamayacak mıydık? Örümcek ki Allahu Teala kitabında buyurmuş: İnne evhenel buyuti lebeytül ankebut. Evlerin en zayıfı, evlerin en perişanı, en ehveni, en zayıfı örümceklerin yattığı ağlar ve evlerdir diyor Rabbül Alemin. Fakat hayır, bir örümcek bile Allah'ın emrine girdiği zaman ne muazzam bir potansiyel taşımaktadır. Bilmiyor musunuz? Allah'ın Resulü Mekke kafirlerinin zulmünden çıkıp Medine'ye hicret etmek istedikleri zaman, Allah buna müsaade ettiği zaman Sevir Dağı'nda bir mağaraya sığınmadılar mı? Bir mağara, Sevir Mağarası. Yanında Hazreti Ebu Bekir Sıddık vardı. Mağarada Resul-i Zişanımız Ebu Bekir Sıddık'ın dizinde biraz uyumuş kalmıştı. O korkunç dağlarda ayaklarının altına çakıllar bata bata Allah'ın Resulü perişan hale gelmişti. Ebu Bekir'in dizi üzerinde mağaranın içinde biraz uyumuş muydu ne? Sessiz bekliyordu Allah'ın Resulü. Mağaranın içerisinden çeşit çeşit akrepler çıkmaya başladı. Ebu Bekir Sıddık sırtındaki hırkayı parça parça ederek o mağaradan çıkan deliklere, akrep deliklerine tıkaç tıkaç her tarafı tıkmış, Resulullah'a hiçbir eza ve cefa gelmesin diye sırtını feda etmişti. Artık bir şey kalmamıştı. Bir delik kalmıştı ki oraya bezle parça bulamamış, ayağının baş parmağını o deliğe tıkamış bekletiyordu. Oradan bir akrep çıkıp Ebu Bekir Sıddık'ın parmağını korkunç ısırmıştı. Ebu Bekir Sıddık kıpırdamıyordu. Allah Resulü rahatsız olmasın, uyusun, dinlensin diye kıpırdamadan bekliyordu.
Fakat akrep ne kadar da sokmuştu. Allah imtihan ediyordu. Allah imtihana çekiyordu. Öyle bir an geldi ki o avunun, o zehirin ızdırabıyla Ebu Bekir'i, Sıddık'ın gözleri yaş doldu, gözyaşıyla doldu ve damla damla düşmeye başladı. Damlalardan birisi Resulullah'ın mukaddes yanağına düşünce Resul-i Zişan uyandı kalktı. Ne oluyor ya Ebu Bekir? Ne oluyor deyince hiçbir şey ya Resulallah, hiçbir şey ya Resulallah diyordu. Hayır, bir şey var ki ağlıyorsun. Ya Resulallah diye akrep ısırdı galiba. Mahzun olmayın. Fidâke ebî ve ümmî ya Resulallah. Bırak annem, babam, her şeyim sana feda olsun ya Resulallah. Tek sen kal, sen âlemlere rahmetsin diyordu. Bizim onlar sırtındaki son hırkayı, sırtındaki son elbiseyi de Muhammed'e feda etmişlerdi. Ey Müslümanlar, siz neyinizi, hangi şeyinizi Allah yoluna feda etmişsiniz? Nereye gidiyorsunuz? Hangi davanın sahibisiniz? Ne yüzle, ne kerametle Ramazan'ı bekliyorsunuz? Neyle 1400. hicri seneyi bekliyorsunuz?